Herkese selamlar. Bugün 13 Ekim Pazar. Şurada görmüş olduğunuz 2 adet Light Sussex tavuğun ne kadar yumurta yaptığını bir 10 gün boyunca ya da bir hafta boyunca göstermeye çalışacağım. Alıştılar artık, şu tankın içine yapıyorlar. Ama oradaki küçük kümeslerde kalıyorlar. 2 tavuk diyoruz. Bugün 13 Ekim Pazar günü 2019 yılındayız. Şöyle bir yumurta var. Belki hani 2 yumurta sananlar olacaktır. Diğeri sahte yumurta. Şurada göstereyim bunu. Şu görmüş olduğunuz sahte. Şu gerçek. Şöyle krem bir rengi var. Çok böyle beyazmış gibi gözüküyor videoda. Öyle, ben yani şu an öyle görüyorum ama normalde krem renginde bir yumurta rengi var Light Sussex'lerin. Tabii bu değişebiliyor tavuktan tavuğa. Ama genel itibariyle krem renginde bir yumurta çıkarıyor. Gayet de temiz. Burada tüneyip etmedikleri için hayvanlar gayet temiz bir yumurtası var. 2 tavuk ayın 13'ünde bir yumurta yaptı. İnşallah bunların hepsini şey yapacağım. Toplayacağım. Öyle diyeyim yani, 10 gün boyunca falan. Ondan sonra size göstereceğim. Bu dış alanda bir grup tavuğumuz var. O zaten yumurtlamıyor. Şöyle. Yani yumurtlama potansiyeli olan 2 de tavuk var. Yem olarak da yumurta yemi kullanıyorum bunlarda. Çünkü ben bu yumurtaları kuluçkalık alıyorum. Bunlar 4 taneydi. 2 tane kaldı, öldüler. Daha fazla kaybetmek istemiyorum olası şeye göre. Artık civciv almam lazım. Şöyle yumurta yemi, buğday falan yere atıyorum. Karışık. Ve bu alanda da geziniyorlar. Ona göre artık değerlendirirsiniz. Herkese hayırlı günler. Herkese selamlar. Bugün 14 Ekim. Yine yumurtaların yanına geldim. Bugün de bir adet var. Şu arkada görmüş olduğunuz, önceki videoda da belirtmiştim. Sahte yumurta. Öndeki daha beyazımsı duran yumurta Sussex yumurtası. Bugün de bir tane var. Şu an için 2 gündür. Yani %50 gidiyorlar. Bakalım. Bu aylar daha önce de belirtmiştim. Yani yumurtanın az olduğu aylar. Zaten tarihleri belirtiyorum. Ona göre insanlar değerlendirmesini yapacaktır. 2. günümüzde de 2 tavukta bir yumurta mevcut şu an için. Herkese selamlar. 15 Ekim tarihindeyiz. 2019. Bugün de yine gördüğünüz üzere tek yumurta mevcut. Şöyle. Bugün de yine bir adet yapılmış. 3 gündür bir adet gidiyor. Hala %50 başarıdayız. Dur bakalım, inşallah ilerleyen günlerde artmasını umut ediyorum. Artsa zaten 2 tane olacak. 2. yumurtanın gelmesini umut ediyorum. Herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı günler. Bugün 16 Ekim. Şöyle etrafı da biraz dolandım ama bir şey göremedim. Bugün yumurta yapmamışlar anlaşılan. Sadece sahte yumurtamız duruyor. Bugün boş geçti. 16 Ekim 2019'da Sussex'ler hiç yapmadı. Yani böylelikle verim, 2 tavukta bir yumurta almıştık 3 gündür. Verim %50'nin altına düşmüş oldu. Herkese selamlar. Şöyle hayvanlara yem attım. Hazır yemi. Şöyle görün istiyorum. Şu şekilde içinde buğday vesaire de var. Şimdi gidelim. Bugün 17'si oldu yanlış hatırlamıyorsam. Perşembe günü. Gördüğünüz üzere. Şöyle çekeyim. Dün alamamanın karşılığı olarak 2 adet almış bulunuyoruz. Otu hiç iyi değil. Bunlara işte ot lazım ama bugün de dünden akşamdan başladı bir yağmur yağdı. Bayağı bir yerler kurudu ama otlar filan ıslandı. Ama inşallah köye gidersek oradan ot getirmeye çalışacağız. Bugün 2 adet aldık. Tekrardan %50 verime çıkmış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah daha da %60-%70'i görür. Herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı günler. 18 Ekim Cuma. Şöyle göstereyim etrafı da. Bugün de bir adet. Dün 2 almıştık. Bugün bir tane almış olduk. Herkese hayırlı günler. Bugün ayın 19'u. 19 Ekim 2019. Cumartesi. Şu diğer hayvanları da bir dış alana çıkardık. Tabii bu sefer horozlar, astrolop horoz gelmiyor. Onu getirmemeye dikkat ediyorum. Sussex tavuklarla eşleşmesin diye. Ama tabii horoz bayağı bir şey yaptı. Maalesef engelleyemedim. Şimdi onu tekrardan şey yaparım. Ama asıl meseleye gelecek olursak, mutlu edici bir tablo var bugün. Gördüğünüz üzere şu ilerideki sahte yumurta şu. Şu 2 tane Sussex'ler bugün yumurta yapmış 19 Ekim'de. Böylelikle %50 verimin üstüne çıkmış olduk. Durum onu gösteriyor. Diğer hayvanlar da bir adet yapmışlar. Tabii onlarda yumurta yeme falan etkisi yok. Ve ırk olarak da böyle yumurtacı bir ırk da yok. Açılan da Plymouth'lar falan henüz de açılmamış durumda. Herkese hayırlı günler. Herkese merhabalar. 20 Ekim Pazar. Şu an gördüğünüz üzere yağmur yağıyor. Aceleyle hayvanların yanına geldik. Bugün de 2 adet maşallah yumurta aldık 20 Ekim'de. Pazar 2019. Herkese hayırlı günler. Herkese selamlar. Ayın 21'i, 21 Ekim 2019. Hayvanları oraya atıklar falan attım. O yüzden hepsi orada. Şöyle. Burada da yumurtaya bakacağım. Şimdi ben de hiç bakmadım henüz. Şöyle bakalım. Evet, bir adet yumurtamız mevcut. Şöyle. Bir adet Sussex yumurtası. Güzel. Fena değil. Burası da gerçekten güzel bir folluk oldu. Hem içerisi su almıyor hiçbir şekilde. Bunun havalandırma yeri de şurada bak, küçük. Yan taraftan. Su almıyor. Yağmurda maksimum şuraya kadar geliyor. Daha fazla gitmiyor. Bir adet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Fena değil boyutu da. Sussex yumurtası almış olduk. Herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı günler. 22 Ekim Salı gününden herkese merhaba. Güzel bir hava var. Çok rüzgarlı değil. Güneş vuruyor. Saat 4.30 filan. Şöyle şurada diğer hayvanlar mevcut. Gördüğünüz üzere. Şimdi geldik buraya. 2 adet, tek adet yumurta var. Bir tane de şöyle sahte. Şu sahte yumurtamız. Şöyle belli oluyor. Bu da normal Light Sussex'in krem yumurtası. Bugün 10. gün oldu. 10. gün olmasından dolayı da seriyi artık bitiriyorum. 10 günde toplam 12 adet yumurta aldık. 2 tane şu görmüş olduğunuz tavuktan. Erkeği de burada. Şurada görmüş olduğunuz tavuk, kurk tavuk. O yumurtlamıyor. Civcivleri var. Şimdi tabii başta da bir ilk gününde de söylemiştim ama şimdi kısaca bir özet geçeyim. Ben bu videoyu çekerken, bu seriyi yaparken yumurta yemi kullandım. Beyza'nın yumurta yemini kullandım. Haricinde normal buğdaydan, arpadan, mısırdan da şey yapmadım. Onlardan da verdim hayvanlara. Bu şekilde tam 12 adet yumurta oldu. 10 gün boyunca devam etti bu. Ve 10 günde 20 adet yumurta olması lazımdı. Eğer ki hepsi yumurtlamış olsaydı, ikisi de birden sürekli yumurtlamış olsaydı 20 olurdu. 12/20'den %60 bir verim elde etmiş olduk. Yani hayvanlar Ekim ayında %60'lık bir verim sağladı. Bu Light Sussex'ler yumurta yemi kullanarak. Tabii bu %60'lık aslında düşük bunların seviyesi için. Çünkü normalde %70'leri görebilecek bir tür. Tabii ki bunun sebebini de hemen söyleyeyim. Ekim ayında olmamız. Ekim ayında yumurta verimi genel itibariyle birçok sadece bizde değil yani daha iyi şartlarda bakan firmalarda da düşük. Bu süreçte şurada görmüş olduğunuz otlardan falan her türlü yediler. Yemek atıklarından yeri geldi bunlara verdim. Hani tek tür beslemedim, onu da söyleyeyim. Mısır falan attım dediğim gibi. O anlamda belki bize göre daha iyi, bizim imkanımıza göre daha iyi bakabilecek insanlar olsa çok daha yüksek verimler elde edebilirler. Onu da belirtmiş olayım. Yani bu sadece ben böyle yaptım ki herkes de böyle olacak diye değil. Bu iklimle de alakalı, mevsimle de alakalı. Birçok kişi yani bizi takip edenler genel itibarıyla diğer kanallara da bakıyordur. Orada çiftliklerin olduğu kanallarda özellikle izlediyseniz göreceksinizdir yani. Ciddi bir onların yumurtasında da düşüş var. Bu mevsimsel bir faktör yani, ama bu halinde bile %60'lık, tam %60'lık bir verim elde etmiş olduk hayvanlarla. Ben yine bunların kuluçkalık yumurtalarını kendim için alacağım tabii ki, ama tekrardan bir Ekim ayı için özellikle bir video çekmeyi düşünmüyorum. Ekim ayını bitirdik sayıyorum 10 günde. Aslında tam bir ay falan da yapılabilir ama işte biraz uğraştırıcı bir şey oluyor, sürekli şey yapmak gerekiyor. Bir konuya da değinim. Şimdi videoları izlerken yani çekmiş olduğum parça parça videoları birleştirmeden önce izlerken ona da bir baktım yani acaba insanlar yanlış düşünür mü diye. Şöyle ki ben günün birinde tüm hayvanları bu alana saldığımı söyledim ve tüm hayvanlar bu alandaydı. Fakat onu ben yaklaşık akşam 5 gibi falan yaptım yani şey sanılmasın, diğer hayvanların gelip de oraya yumurtlama ihtimali yok. Akşam 5 gibi falan çıkardım. Ondan sonra tekrardan zaten onları girdirdim. Yani yarım saat durup durmadılar bile. O konuda da bir şüphe olmasın. Anlatacaklarım bu kadar. Light Sussex'lerin durumunu merak edenler için de yumurta yemiyle, daha önce normal yemle yapmıştım ama yumurta yemiyle yapmamıştım. Durum bu şekilde. Ama mesela işte yazın köye geçmediğimiz zamanda, geçmeden önce okulların son kapanış zamanlarında mesela çok ciddi yumurtalar aldığımız dönemler oldu. Yani tüm hayvanlardan, bunlara ayrıyeten kastetmiyorum. Tüm hayvanlardan çok ciddi yumurtalar aldığımız dönemler oldu. Yani bu durum biraz bu şekilde ilerliyor. Mevsimsel bir durum. Yani Ekim ayını ben baz aldığım için şey olmuyor. Aslında bir yıl boyunca bunu yapmak gerekiyor. Tam bir durumu ortaya koyabilmek için bir yıl boyunca bunu tekrarlamak gerekiyor. Ama tabii ki o çok kolay bir şey değil. Bir yıl boyunca her gün video çekip şey yapmak, ki hayvanlar yaşar mı o bile şüpheli o zamana. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.